Merhaba arkadaşlar. Bu hafta sizlerle kent ve suç üzerine konuşacağız. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Uğur'cum. Hocam, dünya genelinde bu kent ve suç süreçleri nasıl ortaya çıkıyor? Suç, çeteler, mafyalar dünya genelinde nasıl? Sosyal bilimcilerin çok ele aldığı bir konu. Suç nedir? Bir suçun gündelik hayatta konuşurken belli bir tanımı olduğunu düşünüyoruz. Suçun ama şiddetle bir, bir bağlantısı var. O yüzden Sosyologlar suç yaklaşırken suçun işleviyle ilgili bakan kuramcılar vardır. Yapısı olarak suç nedir olarak nedir diye düşünen kuramcılar vardır. Sosyo -psikolo psikolojik yönden analiz eden kuramcılar vardır. Ama siyaset bilimcileri ve sosyokları temel olarak ilgilendiren suçun ve şiddetin özellikle şiddetin meşruiyetiyle ilgilidir. Çünkü şiddet insan toplumlarının bir parçası. Birçok sosyoloğa göre de, Durkheim'e göre mesela örneğin ya da Merton'a göre Suç bir olgudur. Bir işlevi olabilir. Bazı işlevselci, sosyologlar suçun da bir işlevi vardır. Bazı toplumlarda suç olarak kabul edilen eylemler, diğer toplumlarda mesela suç olarak kabul edilmez. Demek ki suçun evrensel bir tanımı yok. Çağdan çağa, yerden başka bir yere karşı değişiyor. Ama evrensel olarak bir suç var. Demek ki bunun bir işlevi de var diye düşünen kuramcılar vardır. Suçun daha çok siyaset bilimi ve sosyoloji açısından önemi şiddetle bağlantısı üzerinde el, ele alınabilir. Çünkü bu suç, kentleşme, meşruiyet, tüm bu kavramlar devletin sahasıyla, kamu sağlığıyla birebir ilgili. Kent dediğimiz, kentleşme dediğimiz olgu, değil mi? Devletin ortaya çıkışı, meşruiyeti bununla ilgili. Örneğin Weber'in, Bir tanım var Max Weber'in. Devleti ele alırken ne der? Bütün işte siyaset bilimciler, sosyologlar klasik olarak. Meşruiyet, şiddet meşruiyeti kullanma hakkı vardır. Devlet şiddet kullanabilir. Bireyler devletin şiddet kullanacağını kabul ederler. Çünkü meşrudur. Polis örneğin, asker şiddet kullanabilirler. Ve şiddetin tekeli devletin elindedir. Suç örgütleri aslında şiddetin meşruiyetin kaynağı olan devletin dışında Şiddet kullanan kesimlerdir. O yüzden devletin olduğu bir yerde başka bir suç örgütünün ya da suç işleyen kişinin şiddet kullanması aynı zamanda ne anlama gelir? Devlette rekabet etmesi. Çünkü şiddetin tek eli devletin elindedir. Bu anlamda devletler suçla mücadele ederler. Ama bu ideal bir, hani tekrar Weber'den gidersek, bu ideal bir tanım. Tabi devletin meşru şiddetin kaynağı olması gerekiyor, tek elinde olması gerekiyor. Ancak suç örgütleri şiddet kullandığı için devletin dışında bir organ olarak ne yapıyorlar? Devletin alına müdahale ediyorlar. O anlamda herhangi bir devlet kendi tek eli dışında şiddetin kullanılmasına izin vermez. O anlamda suçla mücadele eder. Ama bu dediğim, tabii ki Weber'in kullandığı anlamda ideal bir devlet tanımı üzerinden gidersek böyle. Tabii ki bu pratikte böyle olacak gibi bir durum yok. Tarih olarak, tarih olarak baktığımızda da olmadığını görüyoruz. Hem Osmanlı İmparatorluğu'nda böyle, hem diğer İmparatorluklar'da böyle. Örneğin Osmanlı'yı ele alalım. Osmanlı Dağı'nın gönderdiği vailler, yerellere gönderdiği vailler ya da kadılar çoğu zaman ne yapmıştır? Oradaki eşkiyalarla işbirliği haline girmişlerdir belli dönemlerde. Ve genelde de köylüler iki şiddet kaynağı arasında kalır. Bir eşkıya dediğimiz kimseler, bir de eşkıya ile işbirliği yapan devlet görevlileri. Ve bunların arasında ezilirler. Ve en çok da kim şiddet uyguluyorsa ona destek verme eğiliminde olurlar. O anlamda aslında devlet yönetimi bir yandan da örgütlü güçlerin idaresini gerektirir. Bu çerçeveden baktığımızda neyi görüyoruz? Osmanlı İmparatorluğu'nun da devletin de Eşkıyalığa karşı politikalar geliştirdiğini görüyoruz. Örneğin şu an aklımız almıyor ama birçok eşkıya döneminde paşı yapılıp, daha sonradan devlete karşı mücadele eden gruplar, paşı yapılıp devlet görevlisi haline getirirler. Osmanlı'da çok kullanılan bir politikadır bu. İmparatorlar çünkü aynı emperyal politikalar gibi böl ve Yönetik politikası izlerler. Ve bu anlamda da daha önce eşkıyalık yapmış ve gücünü göstermiş kişileri, kendi bünyesine katarlar bir süre. Ama daha sonra bunları kendi bünyesine kattıktan sonra kendi adamlarından ve yandaşlarından uzaklaştırdıktan sonra da imha ederler. Bu Osmanlı'da çok kullanılan bir devlet politikasıydı eşkıyalara karşı. Aynı şekilde Osmanlı dışında örneğin İngiltere'ye bakalım. Tabii kapitalizmin gelişmesiyle beraber eşkıyalık ya da suç örgütlerinin içeriği ve tanımı da değişti. Daha önce ticaret yolları üzerinde ...eşkıyalık yapan kimseler var, değil mi? Ortaçağ, Feodalite döneminde. Ama kapitalizmle beraber neyi görüyoruz? Yani ticaret kapitalizmi zamanında, 15. 16. yüzyıllarda örneğin... ...korsanlığın ön plana çıktığını görüyoruz. Örneğin İngiliz kraliçesi, İspanyollara karşı İngiliz korsanları kullanıyor. İngiliz korsanları, imparatora bağlı değiller, kağıt üzerinde. Ama gizli bir anlaşmaları var İngiliz kraliçesiyle. Kraliçe diyor ki, siz mümkün olduğu kadar İspanyollara zarar verin ama beni tanımıyorsunuz, ben de sizi tanımıyorum. Ve bu İngiliz korsanları biliyorsun İspanyollara karşı büyük bir zafer elde ettiler, deniz zaferi. Ve ondan sonra İngiliz imparatorluğu dünyaya hakim oldu. Bir paralı asker gibiler yani. Bağımsız, bir anda devletle işbirliği yapan, özellikle korsanlığı ele aldığımızda zaten biliyorsun deniz kanunları ya da korsanlık karadan çok farklıdır. O anlamda hem bağımsız hem de devletle zaman zaman işbirliği yapan, çoğu zaman işbirliği yapan kimselerdir korsanlar. İngiliz gelişmesine baktığımızda, imparatorluk haline gelip dünyaya hakim olduğu sürecine baktığımızda İspanyollarla mücadelesinde korsanların büyük önemi vardır ve İspanyol donanmasını mağlup eden İngiliz korsanlarıdır. Orada denilecekte elde ettikleri yeteneklerdir, tecrübelerdir. Bu tecrübelerle beraber İspanyol donanmasını yok ettiler ve İngiliz Importorluğu İspanyollardan sonra sahneye çıktı bu güç sayesinde. Osmanlı'da bunlar da görüyoruz? Örneğin Akdeniz'de egemen olma mücadelesinde Osmanlı İmparatorluğu karada çok güçlü bir imparatorluktu. Ancak biliyorsun deniz kuvvetleri zayıftı ve bu yıllarda Akdeniz'deki korsanlardan destek aldılar. En önemlisi örneğin Barbaros Ayettin Paşa. Eski bir korsandır Akdeniz'de. Zaten Barbarossa biliyorsun. Kızıl sakal demek. Barba sakal, rossa kızıl. Kızıl sakal demek. Barbaros Hayrettin Paşa eski bir korsandı. Daha sonra Müslüman oldu ve Osmanlı paşası yapıldı ve Barbaros Hayrettin Paşa Osmanlı'nın Akdeniz'de hakim olmasında en önemli isimlerden bir tanesidir. O anlamda suç örgütleriyle ya da şiddetin kullanımıyla Devlet arasında her zaman tarih boyunca grift ilişkileri olmuştur. Bir diğer örnek verelim. Örneğin İtalya. İtalya'da mafyanın oluşumu. Diyorsun İtalya'daki mafya oluşumu Türkiye'dekinden farklı. Biz mafya genel anlamda kullanıyoruz ama aslında özel bir isim. İtalya merkezli bir isim. İtalya'da devletin jandarması var. genel bölgelerde. Ama aynı zamanda devletin zayıfladığı bir dönemde mafya, oradaki feodal beyler, ağalar, paralı insanlar tuttular. Bunlara mafya örgütlenmesi dediler. Bunlar devletin dışında oradaki beylerden para alan, oradaki halk tarafından meşru görülen, kendilerine ait bir dili olan, hukuku olan bir birimdi. Ve İtalya'da çok güçlüdür. Devletin zayıfladığı bir dönemde İtalya'da mafya hakim oldu ve devletli ilişkileri de vardı. Jandarma ile beraber işbirliği yapıyorlardı İtalya'da. İtalyan mafyası. O anlamda Türkiye'dekinden biraz farklı. Tabii daha sonra bu mafya lafı gündeme girdi. Şimdi genel anlamda kullanıyoruz. Ama biz daha çok biliyorsun, neyi kullanıyorduk? Eşkıyalığın dışında, özellikle kentlerde kabadayılık, külhanbeylik kültürü var. O mafya örgütlenmesinden biraz daha farklı. Külhanbey, kabadayı. Bizim mafya, tırnak içerisinde söylüyorum mafyayı da. Mafya liderlerimiz, tırnak içerisinde söylüyorum tekrar, kendi tanımı değil. Kendilerini daha çok mafya değil, nasıl ifade ederler? Kabadayı olarak, Külhan, Külhan Bey'i olarak. Çünkü Kabadayı, Külhan Bey'i haksızlığa karşı mücadele eden, zayıf olanın tarafında olan, devlet görevlileri size ezdiğinde ya da zengin bir kişi size ezdiğinde, mafya ne der? Zayıfların da, kimsesizlerin de şiddeti vardır. Ve o şiddeti gösterir. O anlamda nedir? Zenginden alır, fakire verir. Böyle bir Robin Hood tarzı değil mi? Böyle bir anlatı da var. Genelde bu anlatı en son, son günlerde görüyorsun Türkiye'de bu konuda açıklamalar var YouTube'ta. Kendini kabadayı zengin alıp fakire veren bir toplumsal işleri gören kişiler olarak görürler kendilerini genelde. O anlamda bir kabadayılık, külahın beylik geleneği vardır ve onların temsilcisi olarak kendilerini ifade ederler de bunun biraz karşılığı sapıyor gibi Türkiye'de sanki bir tık. Hani daha çok iktidar ilişkileriyle var olabilen gruplar aslında mafyalaşıp güçlenebilmiş gibi gözüküyor hocam. Tabii sermayenin birikim süreciyle yani kapitalizmin değişik dönemlerdeki yapılanmasıyla suç örgütlerinin ilişkisinde özel olarak değerlendirmek gerekiyor. Şu anda biliyorsun yeni feodalizm kavramı gündemde bazı yazarlar yeni feodalizm kavramı ortaya atıyorlar. Şimdi kapitalizmin aslında bittiği, özellikle bazıları 1970'li yıllarda bu ekonomik krizle beraber kapitalizmin sonunu geldiğini, ama 1989 Berlin Duvarı'nın yıkılması ve 1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle beraber aslında kapitalizmin de miadın doldurduğunu öne sürüyorlar. Çünkü sosyal sistem de onlara göre kapitalist üretim için bir parçasıydı. Çünkü Sovyetlerin bütün gelişme, sanayileşme atılımları baktığında çoğu zaman taylorizmle etkilenmiştir. Parça başı ücret verir. O anlamda Sovyet kalkınması kapitalist bir kalkınma modelidir. Tayloristtir. Oradan baktığımızda 1989'da real sosyalizmin çöz çözülüşü, Berlin Duvarı'nın yıkılışı, 91'de real sosyalizmin çöz çözülüşü aslında kapitalist bir üretim ...modelinin de çöküşünü ifade ediyordu. Bundan sonra kapitalizm sona erdi... ...bu yazarlara göre... ...ve yeni feodalizm çağı ortaya çıktı. Yeni feodalizm çağı... ...artık ulus devletlerin... ...1789'dan başlayan... O ...demokratik, nasyonel... ...ulus devlet... ...anlayışının yıkılması anlamına geliyor. 1789'da başladığı bu süreç... ...bu yazarlara göre ve 1991'de Sovyetler Birliği'nin çözülüşüyle beraber yıkıldı. Kapitalizm bu anlamda hem ulus devlet olarak çözülüyor. Devlet kendi imkanlarını, işlevlerini, kurumlarını, kurullarını tasfiye ediyor. Buna deregülasyon deniyor. Ve bu deregülasyon döneminde yani kapitalizmin öldüğü yeni feodalizmin başladığı bu dönemde artık ne var? Aynı feodal dönemdeki gibi belli güç odakları var çünkü feodalizm biliyorsun parçalanma frag fragmentasyon bölünme demektir. Artık devlet kendi işlevlerini bu degrasyon sürecinde bırakmıştır. Örneğin bakarsan şu an günümüzde askeri ücret tek bir ücret biçimi haline gelmeye başladı, değil mi? Hı hı. Ama bu halkın gelirinin azalması anlamına gelir. Refah devleti politikalarından vazgeçiş anlamına gelir devletin kendi işlevlerini bırakması anlamına gelir. O anlamda yurttaşların da kapitalizme karşı savunmasız, güçlü olan, örgütlü olan kesimlere karşı savunması olduğu anlamına gelir. Bu yeni feodalizm çağında da aslında devlet de, devletin bazı kurumları da ne yapar? Parçalanır ve bölünürler. O anlamda da suç da parçalanır. Yani bir mafyalaşma ortaya çıkar. Çünkü bir ne dedik? Bir, artık o gelişme yoktur. Kapitalizm sağladığı isti, isti, istihdam yoktur. Çünkü kapitalizm gelişme modeli istihdam üzerine, kapitalizm istihdam yarattığı için... ...Soyutlar Birliği ile mücadele etti. Ne, ne diyordu? Bir kalkınma modeli, modernleşme modeli ön piyano sunuyordu kapitalizm. Ama bu sanayileşme modeli, yani ben sanayileşirim, insanlara iş bulurum... ...emekçiler çalışırlar ve bir, bir ne oldu? toplumda orta sınıflar artar Orta sınıflar artışı ile beraber bir burcuvalaşma artar ve hayat standartı yükselir. Ama yeni feodalizmde neyi görüyoruz? Artık burcuvalaşma yok. Orta sınıflar yavaş yavaş ne oluyor? Türkiye'de de bakarsan görüyorsun zaten eski hayat standartlarını kaybettiğini görüyoruz. Bu neye getiriyor? Eskisi gibi bireyin, vatandaşın ulus devlet modeli içerisinde güçlü olduğu vatandaşın artık o gücünü yitirdiğini görüyoruz ve daha çok örgütlü kesimlerin parça parça hele herhangi bir yerde örgütlü kesimlerin diğerleri üzerinde herhangi bir kamusal koruma kalkanı, kamusal koruma kalkanı nedir? Devlettir, hukuktur, değil mi? Polistir, yargıdır, jandarmadır. Tüm bunların genel olarak özellikle mesela güvenlik görevlerinin, değil mi? Her yerde polisin dışında, askerin dışında özel güvenlik şirketleri kurulduğunu görüyoruz hastanelerin özelleştiğini görüyoruz. Eğitimin özelleştiğini görüyoruz. Yani devlet kendi kamusal misyonu terk, et, terk ettikçe suç örgütlerine olan yönelim de artmaya başlıyor. Aslında o Durkaym'ın bahsettiği hani her toplum kendi suçunu, suçlusunu yaratır sözü birazcık burada kendini gösteriyor. Tabii devletin neyi görüyoruz? Bu kamusal işlerini, işlevlerini özelleştirme dalgalarıyla beraber bıraktığını görüyoruz. Ve bu bırakışla beraber ne oldu? Eski vatandaş, modern birey, kendi hakkına kurumlar arası aracılığıyla sahip çıkan, siyasi parti aracılığıyla sahip çıkan, parlamento aracılığıyla sahip çıkan, yargı üzerinden sahip çıkan vatandaşın bu koruma kalkanını yitirdiğini görüyoruz. Bu yitirme ne anlamına geliyor yeni feodalizm tanımında, yeni feodalite tanımında? Yeni feodalite artık Ulus devleti 1789'da güçlü ulus devletlerin olduğu, vatandaşlarını koruduğu, 1989'da yıkılan bu dönemin sonunda artık vatandaş nedir? Yeni küreselleşme dalgasıyla beraber bu tanıma göre bu misyonlardan devletin çekilmesiyle beraber koruması kalmıştır ve aynı feodalitede olduğu gibi artık nedir? Bir sürüdür Reayadır. Sürü olduğu için de Sürleşme deniyor bu arada. Sürleşme kavramı neyi getirir? Artık vatandaş toplumsal olay, olaylara müdahale edebileceğini düşünemediği için ne yapar? Yöneticilerin kendi arasındaki rekabette bir tarafı destekler pozisyona düşer. Bu anlamda da aslında ne yapar? Politikadan geri çekilir. Güç kavgaları arasında, değişik odakların, güç merkezlerinin odakları arasında... Bir kişiyi seçer, onu destekler ama destekleme tabii bir siyaset yok bunun içerisinde. Değişik güç odakları içerisinde belli bir kişiyi desteklemek ya da desteklememek var. O anlamda bu modern bir siyaset değildir. Modern anlamda bir siyaset değildir. Dediğimiz gibi de insanlar artık demokratik yollarla kendilerini ifade edemediği için bir sürleşme dediğimiz durum ortaya çıkar. Peki hocam bu kentin mafya ile olan ilişkisi nasıl kuruluyor tam olarak? Tabii mafyanın yani suç örgütlerinin değişik ülkelerde oradaki üretim biçimine göre rolleri var. Örneğin finansın çok geliştiği yerlerde daha çok para kaçakçılığı, değil mi? Bunun gibi işlerle ilgiliyken örneğin bizim gibi toprağın rantinin olduğu yerlerde mafya daha çok Türkiye'de biliyorsun Almanya'nın kuzey Avrupa ülkelerinin dışında Türkiye'nin bir rantiyesi var. Yani bir inşaat sektörü, toprağın özellikle hazine arazilerinin açılması ve buradan zenginleşme modeli var Türkiye'de. Bununla beraber tabii Türkiye'deki suç örgütleri de daha çok kentlerde rantiye burada olduğu için, paranın kaynağı burası olduğu için daha çok bu bölgelerde rantiye üzerine, kent rantiyesi üzerine uzmanlaşmışlardır. Bu bölgelerde Tırnak içerisinde işlerin çevrilmektedirler. Benim bildiğim, sen bu konu üzerine bir araştırma yaptın, değil mi? Hocam, kentsel dönüşüm üzerine yapmıştım o araştırmayı ben, Fikirtepe'de ama... ...yani olayın suçlu olan ilişkisi o kadar şey oldu ki, e, daha ön plana çıktı ki... ...araştırmam da benim kent ve suç üzerine doğru evrildi zaten. Aslında konumuzla yakından bağlantılı, genel bir... Perspektif çizdik, tarihsel perspektif çizdik, sosyolojik perspektif çizdik. İstiyorsa özel olarak senin çalışmandan bahsedelim. Biraz somut olarak otursun kent ve suç örgütleri arasındaki ilişki. Tabii hocam. Ya ilk başta ben e, bizim Tayfun Hoca ile beraber kentsel dönüşüm çalışmaya gitmiştim Fikirtepe'ye. E, i̇şte Fikirtepe'de yıkım ve yıkımın altında kalanlar diye işte bir başlık atmıştık. Daha sonra bölgeye gittiğimde şeyi fark ettim. Hani bölgenin dinamiklerinde insanlarla yaptığım görüşmelerde hep bir mafya ve çete ilişkisinin... o toplumun mekanizmalarında belirleyici olduğunu fark ettim. Araştırma ondan dolayı da yavaş yavaş şeye doğru kaydı. Kent ve suç çalışması üzerine kaydı. İlk önce hani olayın altyapısını anlamaya çalıştığımda şeyi gördüm. Hani Bu 1955'te... Anadolu'dan... büyük şehirlere... yapılan göçlerin... yarattığı bir sonuç olarak ortaya çıkıyor aslında. İlk başta... bölgedeki... Çetelerin kendilerinde bir kimlik arayışıyla orada bir yapı kurduklarını fark ettim. Bunun iki tane sebebi var. Birincisi zaten köy hayatından şehre uyum sağlamaya çalışan insanların kendi kültürlerini ve aidiyetlerini bir şekilde an anlamlandırabilmek için o bulundukları bölgeye bir aidiyet kurmaya çalıştıklarını ve orayı koruma altına almaya çalışmalarını da gördüm. Bir yandan da o çete yapılarının etnodinsel ayrımlarına göre çeteleştiğini görüyorum. Yani her çetenin kendine ait bir kimliği var. Ama bu kimliğin hem geleneksel bir kimliği var hem de yaptıkları işe göre bir kimliği var. Burada kentsel dönüşüm süreci Fikirtepe'deki suç grupları arasında bir şey olmuş, milat olmuş. Nasıl bir milat? Kentsel dönüşüm başlamadan önce her sokağın, ve tabii ki de şimdi her insan e, grubu işte ailesiyle ve kendi köylüleriyle beraber göç ettiği için zaten sokaklarda şey şeklinde işte kimliklere göre şekillenmiş. İşte A e, dinine mensup, işte A e, cemaatine mensup veya ırkına mensup insanlar o sokağa kümeleniyorlar. Diğer gruplar diğer sokaklara kümeleniyorlar. Bu sayede de her etnodinsel yapının o çetesi kendi aralarında da bir e, denge kuruyor. İşte bir vatandaş diyelim ki e, A çetesiyle problem yaşadığında diğer etnodinsel yapıdaki B çetesi gelip o ilişkiyi dengeleyebiliyor. Ama şimdi bölgedeki aidiyet kavramı o çeteler arasında e, bir dengeyken kendi aralarındaki ilişkileri de kendi aralarındaki farklılıklar belirliyor. Ama dışarıdan bir güç bu gruba temas ettiği zaman işte müteahhit mafyası, gelip işte halka şey yapmaya çalışıyor bölgede Söz zorla işte sözleşme imzalatmaya çalışıyor. Ve bu durum bir anda şunu tetikliyor. Tamam bu çeteler arasındaki sınır, kendi aralarındaki etnodinsel yapı ama bu insanların ortak bir paydası fikir tepeli olma. Fikir tepeli olma hali bu insanlar için bir üst kültür anlamına bir üst kültür ve üst kimlik haline gelmiş artık o geleneksel kodlar artık sönümlenmiş. İşte o e, kurdukları ihtiyaç hiyerarşisi zaten belli bir şekilde dengelenmiş ve dışarıdan bir güç geldiği zaman hepsi bir anda birlik olmuşlar. Hani bu Durkheim'ın bahsettiği hani her toplum kendi suçlusunu yaratırı bir nevi gösteriyor ama e, zaten bu grupların ortaya çıkış süreci bunun nedeni. İşte ben bunları araştırırken şeye de baktım. İlk başta nasıl başlamış hani Fikirtepe neden bu kadar çete ve ...suç merkezi haline gelmiş diye baktığımda... ...şeyi gördüm. Otosanay Fabrikası var Fikirtepe'de. Zaten hala... ...o otobüs durağının Otosan deniyor. oradan O isimle beraber. O dönemde... ...bu 70'lerde şey yapıyorlar. Otosan'ı... ...Bostancı'ya taşıyorlar. Ve... E, ...taşınan fabrikaya... ...Bostancı'daki... E, ...işçileri alınca bu insanlar... ...orada e, araç atölyeleri var Bostancı'da, sanayi bölgesinde. O fabrikaya o insanları alınca Fikirtepe'de çok kalabalık bir işsiz yığını oluşuyor. Ve o insanlar aslında biraz daha hayatta kalmak için e, alternatif meslekler üretmeye çalışıyorlar. İşte bu alternatif mesleklerin birçoğu illegal ve şey zaten e, suç teşkil eden meslekler. Ama mesela aralarında böcek yarışçılığı da var. İşte Hayvan dövüştürücülüğü, ya aklınıza gelen bütün illegal işlerin hepsi bir anda orada kümeleniyor zaten. Ama işte o çetelerin e, birbirini dengeleyen yapısı kentsel dönüşümle bozuluyor. Yani evet o müteahhit mafyası zaten onları birleşmesine neden oluyor ama başka bir şey de var. Şimdi oradaki çetelerin hepsi oranın vatandaşı aynı zamanda. Ya oradaki o kentsel dönüşümle ortaya çıkan soyulaştırma da, ...o mafya üyelerinin yarısından fazlası, hani milyonluk rezidanslara sahip oldular. Ha, bir kısmı e, ne yaptılar, ne ettiler artık çok hani takip edemedim, araştırmayı... ...ben bitirdikten sonra... ...tekrar bir izleyemedim ama... ...hani tahminde edebiliyorum az buçuk hocam, ne oldu? Aslında biz bunların hep filmlerde olduğunu... ...düşünüyorduk. Örneğin organize işlerde böyle bir sahne var değil mi, Böcek Yarıştırıcılığı? Demek ki... ...kentlerle beraber... ...bir organize işlerde ayrılmaz bir parça aynı geliyor. Yani oradan esinlenmiş olabilir organize işlerde büyük ihtimalle. Yani eskinin geleneksel dönemin eşkıyası hani bu şehirleşmeyle beraber çeteye, mafyaya dönüşüyor ve ya tamam Weber bunu şey diye tanımlasa da hani belli oranda bir meşru güç ve devletin rakibi olarak tanımlasa da aslında devlet o rakibini biraz daha kapitalizmin öğrettiği o sistemin içerisine dahil etme. Iş, işlevsel hale getirme, işini yaptırma gibi kullanıyor. Weber'in o teorisini biraz çürütüyor aslında günümüzün gerçekliği. Onun yerine alıp kendi işini yaptırtıyor bütün ülkelerde. Evet yani devlet bir organizasyon sonuçta. Ve şiddet uygulayan bir organizasyon ama meşru bir şiddet uygulayan organizasyon. Ve biz devlete vatandaşlı olarak bizi korusun diye bu neyi veriyoruz? Bu meşruiyeti veriyoruz. Tekeli elinde bulundur ve biz koru diyoruz gönüllü olarak bunu veriyoruz. Ancak başka bir organizasyon aynı şiddeti kullanıp tekrar oluşturduğunda ne oluyor? O da organize bir iş yapmış oluyor. Aslında organize işlerin filminin, o filmde gösterilen karakterler, orada yapılan işlerin hepsi bir filmin adıyla da malul, organize işler. Mafyada şiddet kullanan bir organize iş olarak bakabiliriz. Bu hafta da suç ve suç sosyolojisi üzerine konuştuk. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız çok seviniriz. Hoşçakalın.